STK'lar niye var? Ee, bakanlık bürokratlarına ve e, imkan buldukları e, sürece Sayın Bakan'a problemleri tüm çıplaklığıyla söyleyebiliyorlar mı STK'lar? Şimdi STK'lar kadar e, her şeyi doğru söyleseler, bakan beyin işi kolaylaşır. Eli güçlenir. Şimdi bugün benim e, yetiştiricim, yetiştireceğim, bizde bir atasözü var. Diyor ki, zamanda gelmeyen 25 kuruş, 5 kuruş etmez. Evet. Şimdi Önemli benim şey. çiftçimin Mart ayında para ihtiyacı vardır, yeme ihtiyacı vardır, e, hayvanı beslemesine ihtiyacı vardır, ilacına ihtiyacı vardır, kuzulama dönemidir. E, Kuzulacak hayvanı götürüp pazarda satamayacağı için en kritik aydır. Mart ve Şubat. Şimdi sonuç itibariyle biz istiyoruz ki destekleme ödemeleri Haziran'ın sonu değil, Mayıs'ın içi değil, Mayıs'ın sonu ve Haziran'ın başı değil. Şubat ve Mart aylarında ödesin. Lazım Bunu, olduğu zaman. Tabii. Bunu Sayın Bakanımıza bizim iletmemiz lazım. Şimdi STK'ların görevi ne biliyor musunuz? STK. STK'da çok iyi arkadaşlarım vardır. Ben e, kimsenin tırnağı olamam. Hepsi baş tacidir. Seçilmiş insanlardır. STK'da benim beklentim ne biliyor musunuz? Şimdi bir STK bu sahada bu sorun var dediği zaman eğer çözüm e, üretemiyorsa çözüm önerilerini burayı mevcut durumu isteklerini ve son halini verip üç sütüne ayırıp bunu yazıp rapor olarak bakan beyin önüne, bürokratın önüne koymuyorsa o STK başkanı olamaz, bizi temsil edemez. Dolayısıyla sen bunu üç sütüne ayıracaksın. Diyeceksin ki kardeşim burada birinde mevcut durumu yazacaksın. Neden değiştiriyorsun? Taleplerini buraya yazacaksın. Son halini isteyeceksin. Bakan alacak eline diyecek arkadaşlar siz de bir göz atın uygunsa bekletmeyin. Ama her bürokrat gelip her kişinin başında ayrı ayrı bekleyemez. Ayrı ayrı dekip edemez. Bunu alır bu sayfayı şimdi buraya ben bir not aldım. Burada önce bir not vardı. Şimdi ben buraya yazdığım notu çevirdiğim zaman bürokrat olarak bir daha o notu açmıyorum. O orada kaldı. Şimdi dolayısıyla STK'lar bunu irdelemelidir. STK'ların da bunu irdelemesi için, bu işin üzerine gitmesi için altı ıslah olmaması lazım Recep Bey. Benim ağzımı açma. Altı İslah olmayacak. Evet. Hesaplar olmayacak ama bu konuyu konuşalım. Önemli anladın değil mi abi? Anladın. Çok, çok, net anladım. Şimdi kalkıp dışarıda bir avuç suda fırtına koparmak. Evet. Her şeye kötüye gidiyor. Bunun sorumlusu devlettir, bunun sorumlusu bakandır demek. Biraz aynadan kendimize bakma gereği hissederim. Şimdi ben de bir STK temsisiyim. Ki biz de zorlanın son değiliz. Estağfurullah. Yani öyle. Sonuç itibariyle ama bizim her dediğimizi Sayın Bakan dikkatle dinliyor. Ve bugüne kadar olumlu götürdüğümüz hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Sayın Bakanımız ben her zaman söylüyorum 24 ay altındır. Çok değerli bir insandır. Çok iyi bir dinleyicidir. En azından bizi çok sabırla dinler. Ve çözüm üretmek için elinden geleni yapar. Fakat bizim Sayın Bakanımızın ve Sayın Bürokratların elini güçlendirmemiz için bizim doğru talepte bulunmamız için benim için değil bizim için istememiz lazım.